Arkadaşlar merhaba. Hardware Plus'a hoş geldiniz. Serdar ve ben. Tanıştırayım. Serdar. Ya da Serdar ve ben. Bilmiyorum artık. Hangimiz Serdar? Hangimiz Serdar değiliz ki bazen Serdar? Peki hangimizin Serdar olduğu günleri hatırladığında hangimiz Serdar olmuyoruz ki bazen? Ne diyorum ki ben? Ben niye böyle bir saçmalığa girdim? Benim neyim var Serdar? Evet. Yorum sayfamızda şurada yorumların bir kısmı. Biz geldik arkadaşlar. Kim bak biri demiş ki Serdar abiye ver biraz da oturlasın. Ya sen sıkılıyorsun sonra. Onur demiş. Sen sonra sıkılıyorsun. Şuradaki çanta geliştirmesini almış mıydık? Almışız. Furkan iyi yayınlar demiş. Teşekkürler, hoş geldin sen de. Arkadaşlar biz geldik. Artık No Man's Sky'da kaçıncı yayın olduğunu bilmediğim bir yayın yapıyoruz. Evet arkadaşlar, No Man's Sky'da 1535. yayınımıza hoş geldiniz. Evet, bundan önceki 1534 yayınımızı isterseniz YouTube'dan, isterseniz ahiretten uygun bir şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Artık bak gemi bile kalkamıyor 1535-34 yayından sonra. Ha. Evladım niye geminin önünde kafa sallıyorsun? Manyak mısın? Yalnız şu ana kadar gördüğümüz en güzel göze hoş gelen yaratıklar bunlar olabilir. Aynen evet, en böyle düzgün böyle yaratıklara. Ceylanımsı söyleyemedim de. İlginç. Saçı olmayan Serdar değil mi? Kim bilir? Belki saçı, de saçı olmayan Abdül arkadaşlar. Belki de en başından beri sizi trollüyoruz. Belki de benim adım Mert, onun adı Sarp, yukarıdakinin adı Serdar ya da belki hepimizin adı Fatih. Kim bilir? Hiç bilemiyoruz. Bu gezegende biraz daha turlasak mı? Ne yapsak? Ya bugün arkadaşlar yayın sürekli donuyor. Sıkıntı var mı? Bizdeki şeyde ne durumdayız? Bizde kaynaktan yayın akıcı gidiyor. Bir cevap geldi bak ona. Bakalım. Arkadaşlar gitmeyin tuvalete, gerek yok. Tuvalet is for pussies. Yok öyle bir şey. Tuvalete muvalete gitmenin gereği yok. Garip bir uzay üssü buldum. Garip bir uzay üssüne iniyorum şu anda. Şu yayın donuyor mu donmuyor mu mevzusunu bir çözelim de ona göre ben bir atraksiyona gireyim. Şu anda arkadaşlar sakin sakin gezegende geziyoruz. Başka kimse yazmadığına göre galiba yayının donması bölgesel bir problem. Serdar yayında. Acaba Serdar hangimiziz? Kim bilir, belki de Serdar yayında bile değil. Belki Serdar diye birisi hiç olmadı. Bugün çok pis geyik muhabbeti yapasım var benim. Ne yapacağız? Bilmiyorum benim de. Evet, bugün yani böyle ciddi ciddi oyunu anlatasım yok arkadaşlar. Bugün çok pis geyik yapasım var. Selamlar Ramazan, hoş geldin. Yay. Yayın düzgün mü arkadaşlar? Akıyor mu yayın? Yayınla ilgili bize bir yorumda bulunun. Dışarıdan kedi mi girdi diye merak ettik ama bu arada Atlas'ta yolculuğumuza devam edeceğiz. Şuna bir kurcalayayım. Şuna bir parmak atayım. Outlook mu var onda? Ligüne Outlook. 46-34 63-44 34-46. Ha, bu zor. Selamlar Ramazan. Biz iyiyiz. Sen de iyisindir umarım diyelim. Kara deliğe girdik daha önce. Yani kara delik bir geçiş kapısı olarak kullanılıyor oyunda. Bir yerden bir yere kolay bir şekilde geçmenizi sağlıyor bazen arkadaşlar. Bazen galaksinin merkezine yaklaştırıyor, bazen uzaklaştırıyor arkadaşlar. Şimdi şuna bir bakalım. Şimdi abi bak, 46-34 63-44 3446 34-46 bir kere 4 ile başlayacak. Bak şimdi 63'ü en başa atmış, 4'ü onun ardına almış. Daha sonrasında şey yapmış. Yavrum öyle olmuyor bu. Bir kere 4 ile başlayacak. Birinci bak,
birinciye dördün geldiği, yani sonuçta iki tane dört var ya, bunu zor yapan o. Bak birisi 44-63 diye tüyo verdi. Dört bir kere başta olacak. 44-63 evet. Çünkü diyorum ya 63'ü bak. Evet 44-63. Dördü atıyor bu tarafa sona. 63'ü başa alıyor. Sonra ötekini bir basamak daha kaydırıyor. Location of a new world. Ne bulduk? Ne buldun abime? Matruşka'dır herhalde o. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz, hoş geldin. Bugün arkadaşlar çok pis geyik yapasımız var. Niye öyle dedin ki abi? Doğuş hoş geldin. Arkadaşlar, ladies and gentlemen'ı may I present you Doğuş. Kim bilir, belki de o Doğuş değil falan. Evet. Belki de o başka birisidir. Bakalım gözüküyor mu Doğuş? Ha gözüküyor. Doğuş bayağı. Gözüküyor. Doğuş en güzel adam. köşeyi kapmışsın vallahi, hepimizden yok, güzel görünüyorsun demiş. Hani şey, ilk önce gelen ben olayım diye şey yaptım. Yani. Kara deliğin içi pembe diyorlar, doğru mu? Abi aklıma çok bel altı şeyler geliyor böyle laflarda. Kara deliğin içinde bir pembelik vardı girişte, evet. Ya kara deliği geçiyor, şimdi neyse geyik yapacağım. Kara delikten sola dönüyorsun. Sırtını kara deliğe veriyorsun hacı. Kime sorsan gösterir. Biliyorum, ben hala o videoyu izlemedim, merak ettiğim halde hatırlayamadım. Bizim önceki yayınlarımızı izleyip bulabilirsin Doğuş. Hepsini izle teker teker, orada bir 7-8 yayından birinde var. Aynen. Aynen öyle, biz girdik canlı, dünkü yayındaydı sanırım değil mi? Girdik galiba ya. Dün ya da bir önceki gün. O yüzden 7'den sonrasını. Benim kafam güzel arkadaşlar artık. Bu arada YouTube'a aktarıyoruz bu yayınları. En son 10. yayını aktardım. Bugün sabahleyin Paragon yayını yaptım. Bugün Paragon yayınını, hatta MSI GTX 1080'li bir bilgisayarda yaptım. Çok güzel. Eren Gardı çok güzel. Öyle böyle değer. Çok güzel. Hakikaten çatır çatır bir ekran kartı. Allah herkese nur topu gibi bir GTX 1080 nasip eylesin diyeceğim. Al işte bak, beni anlayan anlamış. Kara delik Virgin mi? Diyorum abi, öyle pembe içi diye yorum yapmayın abi, ne olur yapmayın yani. Şurada bir seviye korumaya çalışmaktayız arkadaşlar. Yapmayın, bu adam zaten şey, yoldan çıkmaya müsait. Yapmayın böyle şeyler. Ya müsait olduğunu biliyorsun yani yoldan çıkmaya. Bu arada gek istilası oldu. Birisi chatte gek istilası yaptı. Yalnız YouTube kanalı yerine YouTube kanalı yazıyordum ya. Kanal. YouTube kanalımıza gelin. YouTube kanalımıza gel. Ya. He ben bunu. Ya işte. Bardağımın kenarından çekil sinek. Sinek kovalarken tabii motorları unutmak. Sen bu arada Facebook'tan falan da şeyi haber ver istersen Serdar, yayında olduğumuzu. Bu arada arkadaşlar, ben şey işine giriştim. Blog işine giriştim. Benim artık bir blogum var. Abi Facebook'ta gördüm ya. Yazmışsın da sormadım hani şeyi. Sormadım, gerek duymadım. Ne gerek? Ha, gerek duymadım diye. Böyle ya, lüzumsuz şeylerle. Bırak abi ya, bırak, biz seni anlamadık. Aynen yani, bak, bu kadar umursamaz. Hayır, yok öyle ya. Demek böyle olduk yani artık Doğuş. Tamam Doğuş, anlıyorum ben. İyi, tamam. Arkadaşlar Doğuş görmüş, demiş ki bu ne ya? Ben umursamam bu adamın yaptığı işleri demiş. Ha ben önce hatta B'yi V diye okudum. Vlog mu çekecek acaba ayağını hani? Ha B'yi V okumuş Doğuş, evet. Vlog zannetmiş ilk önce. Abi ne oluyor? İstila, hakikaten chat istilaya uğramış. Şöyle bir kafayı çevirdim baktım da. Ortalık iyice bir şey olmuş. Arkadaşlar sonra yok, yorumumu okumadın, kaçırdın. Bak şey yapmam yani. Kaçırabilirim bu durumda her türlü yorumu. Aynen, böyle bir şey olduğunda Serdar da insan. Serdar yazık sana. Yalnız buradaki kalıntıların yerini çok beğendim abi. Baksana yer altında böyle bir şey. Aha fırtına var. Anam fırtına var. Gemi de bu tarafta. Bence yetişemezsin abi. Yakına koyduysa seni mi?
Doğuş niye kötülüğümü istiyorsun? Gayet güzel, ben burada gemime atlayıp kaçabiliyorum buradan. Bu Doğuş hep birilerinin başına pis bir şey gelsin istiyor yani. Bu arada şu raid'i kullanarak yayınımızın en büyük silahı raid. Ben arkadaşlar bu gezegenden çıkıyorum, canım sıkıldı. Çok pis, canım sıkıldı. Bugün benim kafam çok güzel ya. Bugün böyle bir hoşlardayım ben. Aman abi, başka türlü geçmiyor hayat zaten, boşver. Heyhat. Nefis hayat, nefis hayat diye şarkı söyleyesim geldi. Birazcık Temium 9 toplayalım. Bu oyunu yapan hırtlar neden hiç açıklama yapmıyor? Bence bu açıklama yapmaya vakitleri yok. Hataları abi, düzeltmekten. Yani çok iyi para kaldırdılar zaten. Müthiş yani, hype üzerinden çok iyi para kaldırdılar. Biz siz para verip almayın diye zaten oynuyoruz. Böylelikle hani oyunu görmüş oluyorsunuz. Bunu gerçek anlamda mı söyledin? Evet, ben ya arkadaşlar şimdi şöyle bir gerçek var. No Man's Sky bence büyük bir keşfedilecek alan sunduğu için vesaire sunduğu için başarılı bir oyun. Ama abi bir tane asteroid, bak şu asteroid mesela kırdık ya. Ben bu asteroidin üstüne niye inemiyorum? Sonra neden hiç bu şeyde, bak, inemiyor. Hani neden hiç simide olan gezegenler yok? Abi vardır belki. Ben... Yine uzay hakkında kimse... Nitro çok güzel yazmış ya. Baksana. Gereksiz bilgiler geçili yapalım mı? Ne yapacaksın, yayınımı keseceksin. Çok güzel ya. Abi, sizin bilgiler güzel ya. Ternet'le birlikte ikisi bayağı yardırıyorlar. Ben bu arada hakikaten o mimi çok seviyorum. Atlas Interface'e gideceğim ben. Atlas Interface'e gideceğim. Aa, o gelinli bir şey vardı orada. Geride ne vardı? Gelin Gastadi. Gelin gari. Bence tek seferde biz o Atlas Interface'i atlarız. Hadi bakalım, yiyecek mi? Yedi vallahi. Vallahi yedi. Vallahi yedi. Abi bir uzay gemisini takip edebilir misiniz? Yani... Yine ben geldim. Mertovski. Ya da belki Fatih. Belki de Ahmet, kim bilir. Belki Mehmet'tir. İsmini asla bilemeyeceksiniz. Evet. Ternet neyi kastetti ben anlamadım bu arada. Bir uzay gemisini takip edebilir misinizden kasıt. NPC'ler bizden hızlı uçuyorlar. Yani nereye gidecek herhalde, sonu nereye varacak diye NPC merak etti adam. Non-playable karakter. Ya bilgisayarın yönlendirdiği karakter. Hmm. Bir nevi oyundaki yapay zeka. Robot oğlum, robot gibi. Dur şimdi. Yukarıdan sesler geliyor. Mert Reis yazmış biri. Evet, bu da senin. Bu da senin suratın bak. Benim çığlık atan suratım. Mert'in maçtaki hali bu. Mert'i ancak Berkin diye çıkarsınız. Ya bugün isimlerle ilgili birazcık geyik yaparak başladık da bugün çok pis geyik yapasımız var Mert. Arkadaşım çekil ya, çekil, ben de gözükeceğim, çekil. Bak trime filan de. Evet. Bak bu seferki Atlas interface'imiz çok mülayim. Çok normal. Nitro şey demiş, abi yayın başlamadan önce Oblivion'u tekrar izledim de Atlas aynı filmdeki Ted'e benziyor. Benzemiyor, hatta aynısı yazmış. Oblivion şu Tom Cruise'un olduğu film değil miydi ya? Herhalde evet. Yes. Ben de izlemedim ama öyle hatırlıyorum. Yes, nasıl izlemedin ya? Ya ben bu çocuğun film izlememesine uyuz oluyorum. Mert şu anda kameranın kadrajı dışarısında Serdar'ın bir şey izleme işine uyuz olma... Evet, bana atar yapıyor. ...emareleri gösteriyor. Azıcık çünkü kameraya sığmadım. Mert kameraya sığamamış. Doğuş da lütfediyor gel gel diye. Ha geldi zaten abi, tamam duruyor. Bugün arkadaşlar şöyle bir niyetim var. Bizim yayınlarımızın çok tatlı bir misafiri vardı, Dorukan diye. Uzun zamandır katılamıyor yayınlara. Vay be, Oblivion'u 3 kez izlemiş orada birisi.
Evet, Onur yazmış. Nitro'da yakışıklı olan evet demiş. Tom Cruise'a mı yakışıklı olan? Herhalde ben de öyle anladım. Şu an süzgeç... Birileri Tom Cruise'a yürüyor yayında yalnız. Serdar yalnız o yakışıklı kelimesini kendine söylendi zannetti başta, tamam mı? Adam Tom Cruise'la biri tuttu. Yani çünkü çok duymadığım bir şey değil falan diyormuş. Sık sık yani Serdar'a rüyalarında yakışıklı denir. Niye şunları toplamıyorsun? Abi alıyorum geri geri çıkıyorlar tekrar. Çok güzel. Köstebek. Manyak gibi. Yeter onları. Eskiden elimizde böyle bir sopa alırdık, bir köstepeye mi? Köstepe. Deliklerden çıkan köstebeklere vururduk. Köstebek dedi mi onlar, deliklerden çıkanlar? Evet. Oo, aşırı sıcak veya alev almış gezegenlerden korunma. Aşırı sıcak ve alev almış gezegenlere ineceğiz demek ki. Scorched World'un çevirisi yani alev almış diyesim geldi. Ne tam diyorsun beni? Su altında... Yalnız şu yayını çok biz trollüyor ya. Sinek değil mi? Ya şuradaki raid'i kullansa ağzıma doğru sıksana bir. Orada ayağın orada. Sık kafasına, sık kafasına. Hakikaten bak şurada köşede sıksana. Sık. Kaçamadı. Koltan sıkma oğlum, iz yapar. Ayakkabımı iz yapması problem değil ama. Arkadaşlar biz yayını bırakıp sinekle boğuşuyoruz burada. Abi ağzına vurdum. Çok sinir oldum ya. Dikkati dağıtıyor. İnsanın dikkatini dağıtıyor çok fena. Nexus Fanolfa. İşte dün kamera çok mu yukarıda? Dün sormuşsunuz evet, ya. Biraz öyle geldi. Bir kamerayı çevirelim. Abi hiç aşağı indirmemişsin. Çok birazcık aşağı indirebilir misin kamerayı? Benim kolum gözüküyor değil mi? Yanlış görmedim ben. Yeterli bence senin evet, bence kolun. Dedim, kolunun gözükmesi. Ya kablodan dolayı geri gidiyor sanırım. Allah Allah, benim kameram yapmaz öyle şeyler ya. Bence senden dolayı. The destination calls to me. Bir Atlas stone'umuz da aldık. Şimdi şu meretlerden kaç tane oldu elimizde? 7 tane. Ben 7 karbonu da saydım ya. 7 tane. 7 tane Atlas stone. 3 tane daha toplarsak arkadaşlar, Doruka'nın zamanında söylediği üzere galaksi miymiş ne, bir şey yer değiştirebileceğiz. Serdar sen sadece ağzın gözükerek mi yer alacaksın içeride? Abi beni de böyle iyice ben yaşlı amca gibi yayılıyordu. Hımbılı evet, tamam. Harika şu inmedi, an. İnmedi zannettim muazzam de. Muazzam ya şu an var ben ya. Ben oturuşuma biraz çeki düzen vereceğim. Tamam şöyle iyi sanırım. Ben de kafalardaki kafayı çıkardım. Abi evet ya, sen de öyle oldun biraz. Bu arada Mert, sana da bir tane mikrofon ayarlasak mı? Aslında ben çok mutluyum böyle. Burada boş bir mikrofon var yani, istiyorsan. Ya ben şeyim. Neyim? Mert öyle mistik takılıyor. Sesi gür. Mert yes. Sesi gür. Evet, geklerden hani gekler sinekleri avlar yorumu gelmiş Ternek'ten. Abi avlasınlar ne olur, biz burada sinekle delireceğiz. Şimdi bir saniye ben Hyperdrive'ı şarj edeyim. Bir tane daha şarj edeyim. Bugün izleyicimiz evet. Yavaş yavaş artıyor. Adım adım artacak. İzleyicilerimiz bizi seviyor. Biz de izleyicilerimizi seviyoruz. Şey, ama o pislik sineği hiç sevmiyorum ben. Periskop'taki gibi yapayım mı? In my play falan yapıyorlar da böyle. Öyle mi yapıyorlar? Yani öyle yapıyorlar. Periskop yayınlarını takip etmiyordum. Evet ben de. İyi ki takip etmiyormuşum. Şu an yok, şükrettim. Etme. Zaten periskopu genelde ne için kullandıklarını biliyoruz da neyse. Ya işte ben o kullanımda... Sen oradan bana bir laf mı çarptırıyorsun acaba? Ben periskopun o yönlerini de yok. Hiç keşfedemedim. Ona üzülüyorum bak. Görmek isterdim. Ya aslında bütün şeyleri bir denemek lazım yani bence de. Bunlar arkadaşlar kültür. Bilmek lazım. Yukarıda bir şey gittin mi? Orası Atlas Interface. Tamam işte. Aferin sana. Burada gezegen var. Gezegene gitsek mi? Ben buradan doğrudan yeni Atlas Interface'e mi atlasam? Bence bir gezegene gidelim. Değerli bir şey bulursak. Şöyle bir üstte gezelim. Artık evet bence de. Sinekler hakkında ben daha fazlasını okuyamıyorum. Halk bilgisi vereyim. Şu BİM'lerde satılan aspirin yüzey temizleyicisi var ya, onlarla çok güzel sinek avlanıyor. Bu sabah 22 tane öldürdüm. Ya bizim eskiden çalışan bir arkadaşımız vardı. Ama sonra öldü. Baş harfi Adem. O zaman ölmedi. Adem bayağı bir sinek avcısıydı.
Zaten Adem'i işe sinek almasın diye almışlar. Ben bu arada sinekle mücadeleye devam ediyorum. Anikeli attı adam. Attı mı? 3 tane mi ne vardı ya? Çantada yazık oğlum, anikeli için saatlerce çalışan insanlar var. Vallahi böyle söyledin, kendimi çok kötü hissettim şimdi. Gelip topla onu. Gidip toplayacağım nikeli. Şimdi 27 saniye boyunca arkadaşlar gezegene doğru yaklaşıyoruz. Mesela atmosferi böyle daha şey gözüken, yani görünüş anlamında farklı gezegen yok oyunda. Doğru düzgün bir yerleşim yeri yok. Yaratıklar çok bir gaydırgubbak çıkıyor karşımıza. Ya bize de öyle denk geliyor bilmiyorum ama yani ben çeşitlilik konusunda birazcık hayal kırıklığı yarattığını düşünüyorum oyunun artık. Beyaz çizgiler var ya, sağ sol bak. Evet. Onlar senin hareketlerin mi? Onlar yakında ulaşabildiğimiz sistemlerdi. Şuradan eğer free exploration moda bir girersen, gezegenden bir gezegene düz bir çizgi çekiyor. En kısa rotayı belirliyor yani. Bak şurada görüyorsun solgun. Bu arada Ternet şey demiş, galaksi değiştirmeyi 4 atlas taşı kaldı demiş. 6 mı oldu? Yani. Yok, 7 taşımız var. 3 atlas taşı kaldı. İşte öyle belki ışınlanıp galaksinin merkezine de gidebiliriz. O yüzden şey diyorum ben biraz. Enes selamünaleyküm, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Burayı 2 kere de atlayacağız. Bir sorun var demiş. Karakterimizin envanter slotunu nasıl arttırıyoruz? Exosuit'i geliştirmen gerekiyor bunun için ve para unit yani. Şöyle göstereyim. Biz abi 39'a kadar çıktık şu ana kadar. Exosuit'i de parayla satın alabiliyoruz. Slotları her uzay istasyonunda 2 tane kapı var abi. Uzay istasyonuna indiğinde bir tane sağ tarafta normal bu ticareti yaptığımız. Bir tane de sol tarafta Atlas Pass'le açılan. Bak bizim burada bir tane Atlas Pass'imiz var versiyon 1. O Atlas Pass'i kullanarak ağzına bir uzay istasyonuna doğrudan doğruya indik. Atlas Pass'in uzay istasyonunun ağzına indik, evet. Tamam, ben şey konusundayım. Slot. Oo, high security. Burası sakat. Ağzımıza vuracaklar bizim burada anlaşılan. Neden? Daha önce gittiniz mi bir yere, öyle bir yere? Yok, high security'de güvenlik en ufak bir şey yaparken yakalanırsan anında çiv 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 yani. Demek ki burada çok değerli şeyler var. İşte o her zaman o ifade o anlama gelmiyor. Bunlar procedural yaratıldığından dolayı. Bak. Bak bismillah. Daha bir şey yapmadık ki oğlum. İşte düşün, high security bu anlama geliyor işte. Seni gördüğü anda. Ha, gördüğü anda alıyor. Evet. Vay nasıl sayın seyirciler. O yüzden bu gezen, bu gezen gezegen diyecektim. Come to me. Come to me. Hadi. İşte analogla nişan alma. Bence sen bu ev şeyin içine gir ya. Abi her seferinde silahı yere indirmese. Girsene odaya. Odaya ne? Oraya girdiğin zaman. Abi oraya gidene ya. Kadar gidene kadar beni öldürürler. Uçağımı bulamıyorum. Sonunda. Uçakla dal bunlara. Onur, üçümüzün suratını temsil eden şeyleri paylaşmış ve güzel olan her şey demiş. Eyvallah. Vay yavrum benim, çok teşekkür ederiz. He. Çok teşekkür ederiz. Nitro da gekleri unutmayalım demiş. Gekler candır ya. Bakıyorum burası... Acaba bize bir şeyler sağlayabilecek bir gezegen mi? Ben vazgeçtim. Bunlar ne? Şu heridyum, şu büyük ihtimalle bakır. Şu aşağıda bir heridyum daha var. Sol köşede bir şey var. Sağ yukarıda da var. Aynı şu şey. Üst vari yerden mi bahsediyorsun? Karavana benziyor bildiğin. Karavana. Sustum. Acı verici espriler. Bugün çok ilacı espri yapıyorum ya. Bugün halimiz harap biraz arkadaşlar ya. Bugün acaba pazartesi mi ya?
Allah'ım yarabbim, rahatsız hayvan. Hayvan mıdır, robot mudur? Bak şimdi 4 tane daha gelecek. Kardeş işini halletle çıkalım. Abi evet, işini bitiren çıksın, kasıyor. Bu espriyi hatırlayan var mı acaba? İşini bitiren çıksın, kasıyor. Hatırlamıyorum. Hatırlamadı Mert. Senpai noticed me. Birisi selam demiş. Feferio selam demiş, evet. Hoş evet. Geldin diyoruz, selamlar. Geek World University 8. Önce okuyamadın da uzaktı. Yeni teknoloji. +4, 100 altın. Hep altınlar alıp satmaktan teknolojiye bu güzel, bu güzelmiş abi. Yalnız. Bu altın 100 tane bulursak bu upgrade'i yapalım. Bu ne? Para aldık. Ne parası? Yok, tam bize 579 kredi para verdiler. Atlas Stone'ları versiyon 2 versiyon 3 için birden fazla mı gerekiyor diye. Ne fazla mı gerekiyor? Orada sağda yani... yanan bir şey var, görmüyor musun? Solda duman çıkıyor. Ha. Asıl şu taş önemli benim için. Bak şimdi gelecek bir tane daha cenava. Fame Phase Beam Laser cooldown. Bu arada biz şeyleri ne, nasıl alıyorduk? Neyleri? PES kartı. PES kartı bir, biz Space Anomaly diye uzay istasyonları var bazı sistemlere gittiğimizde. Oralardan işte ister zengin ham madde olan yere yol, Atlas interface'e yol ya da galaksinin merkezine yol bulmak için. Orada konuştuğumuz iki karakter oluyor. İki karakterden bir tanesi bize şey veriyor. Atlas PES versiyon 1'i verdi. Yani Atlas Stone'larla aslında PES kartların herhangi bir bağlantısı yoktu değil mi? Efendim? Atlas Stone'larla PES kartların, Atlas PES kartların herhangi bir bağlantısı yok. Yok, hayır. Onların herhangi yani, bir bağlantısı. Arkadaş şey de sormuş, Atlas Stone'ları V2, V3 tamam için işte. Birden fazla mı geliyor? Bir soruyu mu sordun? Onu ya? Sordum. Çünkü aa, yani Stone'ların acaba? Versiyon 1, 2, 2, 3 diye sormuş. Ya Stone'ların versiyonu yok arkadaşlar. PES kartı sormak istemiş Feferio anladığım kadarıyla. O yüzden onu sordum ben de. Onların birini, ikisini, üçünü bizde sadece... Aa, duvarda şey var. Serkan gelmiş. Oo, iyi yayınlar abilerim demiş. Hoş geldin Serkan. Ona nasıl ulaşacağım ben? Adam öğrendi mi? Lisan'ı öğrendim, ardından aa diye yere yapıştım. Random True bak sana çok güzel bir şey demiş. Sarp abi çok yalnızsın galiba. Kafa sürekli başka çalışıyor diye. Vallahi arkadaşlar aslında dünya tatlısı bir kız arkadaşım var. Ama şu anda İstanbul dışında. Ben abi oraya gitmeyeceğim. Yanda bir tane Sentinel var. Beni burada kıstırıp öpecekler. Daiko efsane bir yorum gelmiş. Oyun LOL çakması. Paragon'dan mı bahsediyor acaba? Yok bence buna demiş. Büyük bir ironi yapmış. Atlas V2 V3 bize de çıkmadı daha. Ben kaçar acı artık yeter. Bu gezegen yani sürekli omzumuzun arkasına bakmak bana hiç çekici ya gelmiyor. Bir şey soracağım. Hiç biz böyle kafamızı dinleyemeyecek miyiz bu oyunda? Sürekli bir çekelim bir yere güzel manzarası olan. Açalım. Kuralım soframızı. Abi bir rakı sofrası değil mi? Söyleyin. Aslan sütüdür arkadaşlar. Anın adını. Ne bileyim, bir manzaranın ben keyfini çıkartamıyoruz. Aa dur, uzay üssü var. Şey, inventory slotu nasıl genişletir göstereyim. Sarp vs Gek. Evet, güzel. Gekler kazanır acı. Beni vallahi paramparça edebilirler. Abi yeni gemi alma zamanı gelmedi mi demiş. Vallahi arkadaşlar önceki yayınlarda söylediğim gibi şu teknoloji var ya, Warp Reactor Sigma. Bu teknolojinin eşdeğeri ya da daha iyisi olan bir gemi bulmadığım takdirde ben almam. Çünkü bir seferde Atlas Sutan'a zınk diye atlamamızı sağlayan teknoloji o. Onu bulamadığım takdirde daha güçlü silahı varmış. İşte daha sağlam kalkanı varmış falan filan, bunlar hikaye. Bir soru var. O hayvanları besleyince ne oluyordu? Hayvanları besleyince seni bir gömüye götürüyorlar. O gömüden ya iyi bir şey çıkıyor, ham madde çıkıyor ya da güzel böyle mini bir obje çıkıyor, hazine gibi. Böylece de Enes'in sorusunu cevaplamış olduk. Her zaman. Ne zaman isterlerse cevaplarız.
ağzıma girmeden o taş, ben ışınlanabilir miyim dedim, ışınlandım. Warp'ın blueprint'i yok mu demiş. Oh. Yuvarlı. Bizde yok. Kapattı adam ya. Bizde daha yok. Olmadığından dolayı kafamıza göre herhangi bir gemi alıp ona geçiremiyoruz. O yüzden indiğimiz gezegenlerdeki falan sürekli teknolojilere bakıyoruz ama daha rastlamadım ben geminin o teknolojisini veren herhangi bir yer. Şimdi arkadaşlar buraya indik ya. Bakınız. Bakınız efendiler. Şurası normal ticareti vesaireyi yaptığımız, yaratıkla konuştuğumuz kısım. İner inmez solumuz. Evet, indiğimizde solumuz. Orada zaten bir cami var. Burası ise indiğimiz yerdeki sağ kısım Atlas Pass versiyon 1 ile açılıyor. Bakınız. Açalım. Ve Atlas Pass'in her kullanımda kaybolmadığını. Aynen, Atlas Pass kullanımlarda kaybolmuyor. Bypass chip kayboluyor ama. bakın burada da şey var. Exosuit upgrade. Bununla birlikte slotumuzu şimdi 40'a çıkaracağız. Murat geldi bu arada. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Hoş geldin Murat. Hoş geldin. Ticari sistemi var mı? Var. Hatta şu an yapacak mıyız? Bir şeyler alıp satacağız herhalde. Yine. Yani titanyum satabilirim. Titanyumum var elimde. Bakın arkadaşlar, 27. aldığım slot bu. Artık 270 bine mal oluyor. O yüzden zaten gemi alacak para kalmadı elimizde. Ya gemi dediğin nedir ki? Senin elinin kiri. Ben elimdeki gemiyi seviyorum. Şu Atlas Pass'leri biriktirdikten sonra ne yapacağımızı göreyim. Galaksinin merkezine gitmek zaten ömrümüzü tüketecek bu gidişle. Oyun başında bir Dark oyun başında veriyor blueprint'i demiş. Ama muhtemelen her oyunda aynı şekilde ilerlemiyordur ya. Yani o yüzden bizde yok şu anda. Caps Lock selamlar, geç kalmadım inşallah demiş. Hoş geldin. Yaklaşık bir yarım saat oldu. Oldum ya. Hı. Ne kadar bu çabuk gelen geçiyor arkadaş, zaman ya. Volkan. Ofisin üçüncü keli. Bakalım belki titanyumu iyi paraya satarız burada. Elimizde, elimizde 4 tane emeril var. Ternet şey demiş, abi sırf emeril için yakında Death Star yapıp gezegen patlatacaksın diye korkuyorum yazmış. Vallahi yaparım. Beni bu yayınlarda izleyen arkadaşlar bilir. Emeril gördün mü? Titanyum burada kötüye gidiyor. Titanyum satmayacağım. Çok kötüye gidiyor bir şey. Titanyum iyiye gitmiyor arkadaşlar. Bu arada Murat ticareti sormuştun. İşte burada şu alım satım yapıyoruz. Satıyoruz hatta. Aynı anda ben niye Serdar'la konuşma gibi bir şey yaptım. Burası mı? Evet. Burası Galaktik Ticaret Merkezi. Ben burayı yaptırıyorum, gidiyor hepsi. Bu ortasında dönen şey neye benziyor biliyor musunuz? Loading. Samsung Note 7'nin tanıtım gününden önce online sitede böyle bir loading ekranı verdiler. Şey, S-Pen'lerden oluşan. S-Pen'lerden oluşan, değil mi? Evet. Ona çok benziyor. Ben hatırlamıyorum. İşte böyle ben de gereksiz de var. Böyle de şey oldu biraz. Reklam yerleştirme. Yerleştirme. Bu videoda ürün yerleştirme vardır. Ha, ürün yerleştirme, pardon yanlış söyledim. Biz zaten ofis olarak ürün yerleştiriyoruz. Evet, sayfalara. Çıkışı da bulamadım. Çıkışı bulamadım. Bütün kapıları deniyorum tek tek. Ama kapının etrafında mavi vardı. O kapılarda yoktu. Oo. Test, bunlarla test sürücü yapılabiliyor mu? Oo. Bu ne biçim alet ya? Vay. Susayım lan bence. Al Gek. Dayı anlatıyor. Ne? Kurbağa gibi be. Gek Joy. Ulan lisanınızı öğrendik, hala doğru düzgün cümle kuramadık. 6 milyon. Ama bak, bu alette yok. Ne yok? Sadece düz hyperdrive var bunda. Alma diğerine bak. 6 milyon zaten alamaz. Ruhunu taslan aramazsın. Bedenini geçtim. İşte ruhumun ne kadar olduğunu bilemezsin. Sarp, senin araç kaç milyon ışık hızında? Benim araç çok milyon ışık hızı abi. Bu arada şey Nitro demiş ki oyunun ön sürümünü alanlara ilk başta o bizim kullandığımız kırmızı gemi yerine Horizon Omega adlı gemi verildi diyor. Oyun içinde o gemiyi bulmak mümkün mü diye sormuş. Bildiğim kadarıyla mümkün değil.
ama şey yapmayayım. Çok üstüne basmayayım. Burhan, bunda da yok. Burhan selam demiş. Hoş geldin Burhan. Hoş selamlar. Olsun. Sana bir yorum gelmiş. Sarp abi senin oyunlara bakış açını çok seviyorum diye. Canımsın. Teşekkür ediyorum. Bu tatlı bu tatlı güzel yorumundan sonra ben bir hassas oldum. Gözyaşlarına boğulabilirim. Şaka mı? İçinden geçtik geminin. İçinden geçeceğiz. Korktun mu? Nereye gidiyorsun? Bunların bakımlarında yansan bir parça falan. Atlas'a gidelim. Atlas'a gidelim. Vallahi arkadaşlar oyunlar konusunda mümkün olduğunca hani objektife yakın bilgiler vermeye çalışıyorum. Sizler keyif alıyorsanız eğer... Ama objektif olsun. Amenna. Kameraya yaklaşıyorum. Öyle mi yapıyor? Kameraya yakın bilgiler veriyor. Şu anda objektif kelimesiyle ilgili anlamsız geyikler dönmekte. Umarım bunlar duyulmuyordur yayında. Buraya kadar atlayamıyoruz. Mikrofon şurada nerede? Tek mikrofon bir gezegenin olduğu bir sistem var. Sistemde sadece bir tane gezegen var. Yeter. Ve çok enteresan bu. Bakalım. Nitro'dan bir Trivago yorumu geldi. Trivago birkaç tane daha var. Öyle Trivago mi? Geyikleri dönüyor şu anda. Ternet pası attı. Nitro vurdu gol oldu gibi bir durum var. Maşallah ne gitti ya. Öyle abi biz bir sistem atladık mı çok gideriz. Yalnız bundan bana da lazım ya. Bu Beylikdüzü Kavacık arası çok iyi olur ya bunlar. Bu arada arkadaşlar biz Kavacık'tayız. İş yerimiz Kavacık'ta. Volkan adlı arkadaş her gün Beylikdüzü'nden geliyor. Yani buraya. Şehir dışından. Yani Venüs'le işte şey arası. Oğlum adam pasaport okutuyor lan girişte. Ya herhalde. Kujimar Yevka gezegenine iniyorum arkadaşlar. Arkada yeşil bir şey vardı hiç merak etme. Uzay üssü orası. Bu arada duymayan arkadaşlar için şey Volkan şey dedi. Beylikdüzü Kavacık arası bu alet iyi iş yapar dedi. Yapar tabi. Var ya bak günde böyle o. Arada böyle molalarda falan böyle ben bir iki hop hop ev yapar gelirim bunlar. Aynen. Bakalım bu gezegende işe yarar bir şeyler var mı? Çok çok güzel. Anladım. Yalnız rengi çok güzel ha. O soldaki ne? İşte onun için indim. Ya Ternet biz LPG taktırmayı düşünmüyoruz. Çok performans düşüyor. Sıralı da taktırsan bu oluyor yani. Mühim olan orijinal haliyle kullanmak yani güzel olan da olur. İkinci el piyasasında arkadaşlar şeyle satarken aynen çıkarır. Satarken sıkıntı oluyor. Gerek yok bunlara. Ya sıkıntı yok. Muayeneye sokmadan sökeriz. Ne muayeneye sokmadan sökeriz yorumu geldi Volkan'dan. Neymiş? Ondan alüminyum. çok iyi değil. Bu arada bu gezegen de yine arkadaşlar yanıyoruz Fuat abi. Yanıyoruz 103 dereceyle gezegen. Ya Nitro şeydi değil mi? Kaan'dı. Ben emin olamadığım için Nitro diyorum. Tekrar onaylatırsan isminle hitap edelim. Bizim de daha kolayımıza gelir. Katranar. Katranar. Tam okuyamadım. Bak bu Heridium. Yalnız bak dünkü o sevgili muhabbetinden sonra bir gün birinden daha enteresan bir istek geldi. Nedir abi? Abi üstlerden birine yazdım yarim şarkısından esinlenerek. Aynen. Abi üstlerden birine Kübra yazar mısın? Sevgilime gösterip adını gezegenlere yazdırdım yarim diye FaceTime mesaj atacağım demiş. Kübra tamam. Üstlere isim verebiliyor muyduk? Üst değil de yanlarında böyle save noktası olan direkler var ya. O direkleri gidip yakaladığımız zaman o zaman verebiliyoruz. Hı. Ama bu gezegende herhangi bir şey. 405 107 U diye artan şey ne? Ne sol aşağıdaki. Hız galiba. Abi hızlanmıyorsun ki ama hep aynısın. Yo çok hafif hızlanıyor. Bak. Ha söyle. Nitro demiş ki dostum ben onu dün yaptım eski sevgilime 30 dakika falan konuştuk. O 30 dakika içinde gezegeni farklı farklı yerlerime soktu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Onur demiş ki Sarp abinin izleyici sayısı hakkındaki yorumunu alabilir miyiz? Bence harika güzel artmasın. Artmasın da azalmasın da bu sayı bence çok cici diye. Niye artmasın oğlum? Sayıyı görüyor musun? Ha. Sorun manidar o yüzden. Ah arkadaşlar ah. Görmedim oğlum. Kübra mı dedik? Evet. Bak uzay üssü.
Birkaç saati daha var üstümüzde. Diyerek ben burada kalp krizi geçirtiyorum. Evet, Sündüz abla yayındayız. Gözüküyor. Sündüz Hanım merhabalar. Sündüz Hanım'ı da yayına aldık. Aldık, kaçtı. Ben bu arada bir bypass chip yapayım. Sündüz abla, senin oğlanlar burada olmasın. Senin oğlanlar da izliyor olabilir belki. Katranar çok teşekkür ederim demiş. Rica ediyoruz, ne demek? Çünkü yani bize kalsa Adana Çorum falan koyuyoruz. İrem'in ayak sesleri. Gerçi Çorum'u daha koymadık. İrem mi geldi? İrem geldi, bakalım. Sensin be baş belası. Bu arada merhaba. Zaten bu gezegen ölüm gibiydi. Bir de fırtına çıktı üstüne. Abi ben niye böyle güzel İzmir gibi gezegene inemiyorum ya? İzmir gibi gezegen. Bana şöyle İzmir gezegen gibi. Gezegen gibi İzmir. Söylen farklılıkları, bak ne güzel. Bora, aha geldi. Hoş geldin İrem abla demiş birisi. İrem bak, senin de tipini buldular. O kim be? Sensin o. Hoş bulduk. Onur, İrem ablayı da bulduk tamam demiş. Caps Lock, oyuna yine patch mi geldi demiş. Abi bilgin var mı konuda? Yo, bize herhangi bir patch gelmedi. Hatta hemen bir bakayım. İki yayında yaptığın trip geldi aklıma demiş. En son sürüm. Bizzat kontrol ettim canlı yayında arkadaşlar. Abi çok seri hareket etmen lazım. Oha. Ne oluyor? Gemiyi yanaştır siz istersen. Siz bayağı ilerlediniz sanırım. Ha, şu hareketler içerisindeyken duruyor değil mi? Şu anda duruyor. Yunus Viking and Ancient Bless. It raises facial tendrils in greeting and swings a bladed dodge weapon mı, grab weapon mı, tutsak mı, şey mi? Grab ne? Yakalamak, tutmak. Dodge hareket edip kaçmak. Bence yakala tut neyi abi? Soruyu bilmiyorum. Nitro İzmirliyim, evet. Yunus şey yazmış o patch hakkında, PC'ye demiş. Sana İrem Çen yorumu gelmiş Onur'dan. Pikachu, bu kadar kişi ne yapıyorsunuz? Bizim oyun konseptimiz bu açıkçası. 5 kişi 6 kişi toplanıp oyun oynuyoruz. 13 slotluk bir alet. Bence hiç gerek yok. Bizimki güzel ya. Şu var. Bu arada grab mı yaptık, dodge mı yaptık? Grab abi yaptım. Seri. Ha, grab, tamam. Farkındayım, bir tane daha ben var. Ben çok tedirgin oluyorum böyle oyunlarda. Olay ne? Ne olacak ki seri olmazsa? Ölecek. Bak azalıyor orada, gördün mü o gücü? Aha öldü, ha, gitti. Öldü. Oh my goodness. Ha direkt ölmüyor musun? Oh. Ya bu kel adam telaş yapmıyorsa bir şey var dedi. Oh. Kelvi şişman diyorsun yani. Şişman olan arkanda. Oh. Kendine bahsediyor. Kedi köpek falan yok mu orada? Maalesef. Bu gezegende doğru düzgün bir fauna flora yok arkadaşlar. Bence ya. Genel olarak oyunda soruyor var mı yok mu diye de. Yine neyimle dalga geçiyorsun sen? Ve İrem acımıyordu. İrem geniş geniş vuruyordu. Bak, ben vurmadım sana. Nitro'nun yoruma bak. Chat'teki izleyici sayısından daha yüksek ofisteki izleyici sayısı demiş. Doğru söylüyorlar. Ya hakikaten böyle bir... Ha, bugün sizin... yayınları ha. Ne zaman bitiririz şeyini konuştuk. Onur şey demiş, ofiste var mı diye sormuş. Ya burada bizim bir kedi var ama bizim değil, sürekli sahiplenilmek istiyor. Kediye alerjim var arkadaşlar, ofise kedi giremez. Yo ben sokuyorum, şu olmuyor. İrem'in ben de saçıymış diyorum, o. Ben de diyorum niye sürekli kaşınıyorum. Bir tane kedi var arkadaşlar. Biraz yüzsüz gerçekten. Aslında bir tane değil. İki tane de. Bu oyuna yakışmıyorsunuz. Açabilir misin birazcık ne demek istediğini?
Katranar da life support'tan bahsetmiş. Bittiğinde ölmüyorsun. Hani tabii life support devreye giriyor. Yok la, şeyden life support mu? Kalkan mı? Protection bittikten sonra ya, protection'dan sonra life support giriyor. O da protection'dan bahsetmiş herhalde. Kemi hani atıp kedi alın diyor ya. Bir astronotun oksijen tüpünün bitmesi gibi az biraz hani dayanabiliyorsun. Hı hı. Demiş. Kim? İrem'i atıp kedi alın diyor. Onur. Gözüm üstünde Onur. gözüm üstünde diyor Onur, dikkat et. İrem bunu diyorsa eyvah eyvah. Bakıyorum, power canister değil. Abi şunları bir satsak 492.000. Oh. Her şey para değil. Ha, benim için her şey para. Oyunumuzun adı Sündüz abla, No Man's Sky. Interlooper, Viking, Interrogator, Enemy, Sacrifice, Enemy, Friendship, bir şey. Evet, ben de onu okudum da ben Surrender de anlamadım. Surrender Information. Algılamaya çalışıyorum. İrem'in mod. Ya kalkın oynayacağız modu oldu demiş. Hani böyle bir şey mi yaptım? Ben de görmüyorum. Arkamda kaldığın için. Kim sormuştu az önce sizde blueprint yok mu diye? He ne oldu acaba bu soruyu? Warp Reactor Sigma'nın blueprinti var artık bizde. Evet. Muhabbetini ettik, üstüne geldi. Muhabbetini ettik, üstüne geldi. Bundan sonra herhangi bir gemiyi satın alıp bundan üretebiliriz. Bu ne kadar iğrenç bir yaratık. Caps Lock demiş ki niye ayaktasınız, çekin bir sandalye. Arkadaşlar geliyorlar, bir bakıp gidiyorlar. Kalıcı değiller, bir arkadaşa bakıp çıkıyorlar. Ben bunlar gibi burada saatlerce oyun oynasam patron beni işten atar. Ama onların işi bu. İşte hayat, dengesizlik diyorsun. Bazı oynayarak kazanıyor. Onur demiş ki cidden güzel zaman geçirmemi sağlıyorsunuz. Zaman nasıl geçiyor farkına bile varmıyorum. İyi ki burada varsınız demiş. Eyvallah, teşekkürler. Biz ya çık, ben Onur. Ben böyle şeyleri dışarı duyunca duygusallanıyorum ya. Dışarıda daha güzel zaman geçirebilirim. Ben devam edeyim mi ağlayacaksan? Oynamak istiyorsan al. Yok ya, beceremiyorum ben ya. Oynamak istiyorsan. Ya çok şey, çok tuş var. Ben onları anlayana, algılayana kadar zaten bir ton vakit Serdar'ın geçiyor. Serdar'ın arkadaşlar konsol arayüzüyle birazcık sıkıntısı var. Ya özellikle o analogda nişan alma olayına bayağı uyuzum ben. Bir bilgisayar oyuncusu olarak. Abi ben Serdar'ı PlayStation 4 almaktan ben soğutmuş olabilirim. Sen soğutmadın yani. Uncharted'da filan. Aa, burada deneyince gemiler var. Burada gemiler vardı arkadaşlar. Biz inventory slotu genişlete açıkçası paramız kalmadı zaten. Yep. Bak Katranar demiş ki İrem abla, oyunu oynamak kolay sanma, strateji gerekiyor. Ben de çok oyun oynuyorum. Bak bunda da Warp Reactor Sigma var. Uygulamanın adı Twitch. Uygulamanın adıymış Twitch. Bakıyoruz. Bu birazcık kalkanı bizimkinden iyi. Bu arada bir soru gelmiş. HVPTR. Arkadaşlar multiplayer mi diye soru gelmiş. Şöyle göstereyim. Bizim şöyle cici bir dergimiz var. Çok eski. Yeni sayımız. Yeni sayı. Son yeni sayımız. Ağustos sayımız bu. Biz kapağını aslında bir teknoloji dergisiyiz. Aynı zamanda bir YouTube kanalından sürekli ürün incelemeleri, oyun videoları falan paylaşıyorduk. Ancak oyun videolarını, oyun kısmını buraya taşımaya karar verdik yaklaşık bir hafta önce. Bir haftadır falan da Twitch'te yayın yapıyoruz böyle. Bizi takip ediyorlar mı? Sağ olsun siz cici arkadaşlar da. YouTube'dan takip ediyor musunuz? İrem'den güzel bir soru. YouTube'dan takip ediyor musunuz bizi arkadaşlar? Evet. Cevap alayım hemen. Ben cevap. İçimizdeki. Doğuş, hayır, içimizdeki hainsin resmen. Ya yok, ondan da ben takip ediyorum normalde, tamam mı? Bana şey bildirim gelmiyor. Baya gelmiyor, bildirim falan yok. Sonradan geliyor. Ben biraz Temium 9 topladım bu arada ve... O zaman sana bildirim gelmiyorsa Doğuş, takibi bırakıp tekrardan takip etmeyi deneyebilirsin. Olabilir. Yani belki o bir çözüm olabilir. Bak saçmalama İrem, vloglarını özledim diye mesaj geldi. Aa, gerçekten mi? Biz de sıkıldınız diye çekmiyorduk.
Evet. İrem yalan söylüyor. İrem yalan söylüyor. Ben ne çekeceğim ya dedi geçen gün. Hiç öyle bir şey demedim. Birkaç yorum daha geldi dünü filan. Evet, videoların altına S7 diyorum, Note 7 videosunun altına geldi mesela. Evet. Vlog çekmiyorsunuz, uzun zamandır özledik diye. O zaman yarın bir kişiniz vlog çekmek olsun. Ben yarın... Çek, ben yarın yokum yalnız. Aa, o zaman sen yoktan cuma yapalım. Ha, cuma iyi, da sen... yokum. Sen pazartesi geliyorum. Ama evden yayın ne yapmaya çalışıyor. Kız arkadaşım İstanbul'a geliyor. Ha. Onunla birlikte etrafı gezeceğiz. Hasetimden çatlayacağım. Benimki burada değil ya. kıskan tabii. Pazartesi o zaman. Pazartesi ilk haftanın videonu çekelim. Olur mu? Tamam, pazartesi vlog çekelim. Zamodeyskiv Try. Dostoyevski kitabından çıkma bir şey gibi. Bir atlas interface'e geldik. Tamam arkadaşlar, pazartesi vlog çekip yayınlayacağız. İrem diyor ki pazartesi çekiyor. Pazartesi vlog çekiyoruz. Ben bir de Atlas Interface diye bir şey var, oraya geldi. Serp abi, gözlüğünü çıkarır mısın? Yüzünü bir de öyle görmek istedim diye bir yorum gelmiş. Gözlüklü çirkin. Exosuit'in slot sınırı var mı, sürekli genişliyor mu diye. Yani şu anda bilgimiz yok o konuda. Vallahi biz neredeyse 42'ye çıkacağız. Gözlükleri çıkardım. Hiçbir şey görmüyorum. Biz yolda yürüyemeyiz. Ya. Evet. Katranar abi, her videoya like attım demiş. Serkan takip ediyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Bu arada arkadaşlar, hani bize soranlar oluyor, bağış yapalım, nasıl bağış yapılıyor vesaire diye. Bize bağış yapmayın, gidin dergimizi alın. Migros'larda, DNR'larda gayet rahat bulabiliyorsunuz. Büyük gazete bayilerinde bulabiliyorsunuz. Dergimizi alın, YouTube kanalımıza girin, videolarımızı izleyin. Videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşın. Hani kanala başka birkaç kişinin gelmesini sağlayın. Böyle yani, yaptığımız işin kaliteli olduğunu düşünüyoruz. Öyle çok işte bel altı muhabbetiyle, küfürle, bilmem neyle yürümek yerine gerçekten saygı çerçevesinde bir şeyler yaparak gelişiyoruz. O nedenle hani bizim büyümemize yardımcı olursanız, asıl bizim için en büyük iyilik, bizim için en büyük tatlılık o olur diye söyleyebilirim. Buradaki bu bağış mantığı nedir arkadaşlar? Yani ilk zamanlarını, Twitch'in başlangıcını mı örnekleyeyim? Göğüs gösteriyorsun, para veriliyordu bir zamanlar. Ama sonradan Twitch dedi ki yapmayın böyle şeyler, hoş değil. Bir yayıncının yaptığı işten keyif alıyorsan eğer, özü şu. Yayıncının yaptığı işten keyif alıyorsan ve ona finansal olarak destek sağlamak istiyorsan bağış yapıyorsun. Bildiğin maddi para bağışı. Tabii fiziksel para yani. Senin herhangi bir çıkarın yok yayını izlemek dışında. Enteresan. Ama yani şey yapmış oluyorsun. Karşındaki insanın sadece yayın yaparak geçimini sağlamasını sağlıyorsun nihayetinde. Böylelikle de o insan sabah akşam yayın yapabiliyor. Hani mesela biz bir saat yapıp ondan sonra kapamak zorundayız ya. Hı hı. Sadece buradan yayından para kazanıyor olsak, o zaman bütün gün yayın yapabiliriz. Uf, ne eğlenceli bu. Nitro bu arada okudum, MSI notebookları gördüm diyor. Çok beğendim, fiyatlarına bakınca diyor, cüzdana baktım, o da bana baktı diye. Hangi MSI notebook ya? Sitede yer alan bir haber vardı da. Evet. Ona bakmış. Evet. Onların fiyatları gerçekten en ucuzu 5000-6000 civarındaydı. 28.000 liraya falan görmüştüm ben bir tane hatta. Hani ya araba alacaksın ya onu alacaksın. Böyle bir ikilemde kalıyor insan. Ki ben arabayı genelde tercih ediyorum. Evet, mantıklı olan o yani. Boş vakitlerimde hep araba alıyorum. Bu arada Random True şey demiş. Bence Berk'in yok diye çekmedi. Yayın gitti ne oluyor diye bir yorum geldi. Evet, şu an şey yok. Başka yorum yok. Bir herhalde o kendisinin internetiyle alakalı bir şey. Başka bir yorum gelmedi çünkü. Onlar bir dakika.
Ya Katranar, hani başka arkadaşlar da eğer yayın donuyorsa belirtirse biz de ona göre buradan müdahale edebiliriz ama senden başka kimse yazmadı şu anda yayın donuyor diye bir şey. Onun haricinde biraz mesajlarda geride kaldım. Onları hemen bir göz gezdireyim. Bora aynen vlog isterik yazmış. Fur gelmiş. Selamlar Fur, hoş geldin. Pegasus online mı demiş. Online değil oyun. Onun üstünde çalışılıyor şu anda. Serdar ne hızlı robotik cevap verdin ya. Tuğkan. Güzel bu. İlk defa şu oyunda bir şeyi beğendim. Ne oldu, neyi beğendin? Gemim güzel bence de. Tuğkan, bir medeniyet yok Harika oyunda. Yo, bu gemi bayağıdır var bizde. Var mıydı? Ben hep külistiri görüyorum. Tuğkan şey diyor, sormuş herhangi bir medeniyet falan var mı? Yani medeniyet yok, sürekli şeyler, ufak ufak uzay üsleri falan var gezegenlerde. Herhangi bir medeniyete rastlamadık. Caps Lock demiş ki Sarp abi gözlüğü 2 yıldır çıkartmıyordu herhalde. Yani duşa bile gözlükle giriyorum ben. Şampuanı bulamıyorum yoksa. Şu Gek'le diğerini okuyamayacağım. Gek mi? Viking normalde. Arkadaş V yerine hızlıca S'ye basmış galiba. Evet, onu sormuş Ay, sana. Uzay istasyonuna çarptım. Gözlüklerde gözünde ama. Gözlüklerde gözünde ama çaktırmayınız. Gezegene inecektim de. Ayaktakiler otursanıza bir yere diye bir şey gelmiş. Baraz ağlayacaktım kaçırdım diye, kolay gelsin demiş. Hoş geldin. Eyvallah, hoş geldin. Bir süre daha buradayız ya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bundan sonra 2 gün yaklaşık olarak yayın yapıp yapamayacağımızdan emin değiliz. Ben yokum çünkü, ama evden yayın yapma ihtimalim var. Hatta yorumları okuma konusunda kız arkadaşımdan yardım alacağım. Bu Ersin abiden yorum gelmiş. Uuu, bütün ekip oyun oynuyor, hayalindeki işleri yazmış. Evet arkadaşlar, bu bence Ersin abinin o aşağıda ne yapıyor arkadaşlar demesinin. Siz ne zamandır Twitch'te video çekiyorsunuz? Arkadaşlar yaklaşık bir hafta falan oldu. Geçen hafta perşembeydi sanırım ilk videomuz. O civardaydı evet. Çünkü İrem sen bir ablasın. Ben görebiliyorum. İrem ablanın görevinde ne oldu ama? İrem abi. İrem abi. İrem'in görevi pompon kız arkadaşlar İrem. Şey demiş, abi sizi bu oyuna bağlayan nedir? Satın alsam neden almalıyım? Satın alma, bence bizim videolarımızı izle. Çünkü 150 lira şeyde... İrem izle. Gidiyor, hoşçakal. İrem gidiyor musun? Evet. Bizi oyuna bağlayan şey arkadaşlar keşfetme hissi. Sürekli yeni yerleri keşfediyor olmak. Onun çok büyük etkisi var. Bence sen gezegenleri keşfetmeyi, orada takılmayı çok sevdiğini düşünüyorum. Ben evet, ben uzayı çok seviyorum bir de. Hani oturup Elite Dangerous'ı da oynayan bir adamım ben. Star Citizen'ı büyük bir hevesle bekleyen adamım. Yani diyorsun ki bunları seviyorsanız, bu tarz şeyleri, uzay temalı oyunları. No Man's Sky'ın götüreceği bir süre var. Gideri var yani. Ama oyun çok hatalı. Çok problemli. Onları da bilmek lazım. Yani biz bol bol göçüşüne şey oluyoruz. Baraz şey demiş, Star Wars 101 yayını unutma demiş. Vallahi vakit buldukça yapıyorum arkadaşlar. Anca daha bir bölüm çekebildim ikinci sezonda. Önümüzdeki gezegene benim adımı yazabilir misin yazmış Ternet, ama şu anda indiğimiz gezegen sanırım o. Ben biraz yorumlarda geriden geliyorum. Oyun Bozan selamlar, hoş geldin. Ersin abi şey, o meşhur patron mu diye. Evet, Ersin abi patronumuz. Ömer hoş geldin sen de, selamlar. Merhaba. Yeni gelen arkadaşlara. Ben öyle korku filmi suratı gibi surat çizerim buraya. Ha, baksana işte orada sağdan iki tane göz. Ben öyle biliyorum.
Bak Katranar şey demiş. Abi zaten izleyeceğim. Sizi kaçırmak Steam'de bir saatliğine her şeye %90 indirim geldiğinde elektriklerin kesilmesi gibi bir şey yazmış. Eyvallah. Çok çok epik benzetme. Aynen. Çok duygusal bir benzetme olmuş bu. En sağdaki abinin varlığının farkında mısınız? En sağda Doğuş oluyor yayına göre. Evet, onu biliyoruz. O arkamızda. Ben sağda mıyım ya? Yayına göre sağdasın. Yayın açısına göre sağda. Ne bileyim ben kendim solda diye zannediyordum. O yüzden oyunda lavların olduğu gezegen yok mu? Ben hiç görmedim demiş. Mesela bir şeyde o var. Ben de hiç görmedim. Hani oyunun çeşitlemeleri çok başarılı değil. Onu söyleyebilirim. İyi güncelleştirmeler gelmesi lazım bu oyuna yani. Bu arada arkadaşlar bugün sabahleyin bir Paragon yayını yaptık. Paragon'da yakın dövüş sınıflarının ne kadar tırt olduğunu keşfettim ben. Çünkü bol bol caster ve ranger karakter oynadıktan sonra yayında hadi deneyeyim diye yakın dövüş karakteri aldım ve yayında insanın tadı kaçıyor. O tür böyle farklı oyunlar da çıktığında önemli oyunlardan bahsedeceğimiz zamanlarda yine yayın yapmaya devam edeceğiz. Caps Lock Doğuş abi tehlikedeysen el sallı demiş. Doğuş da el sallıyor yalnız. Ne tehlikedesin lan? Ne oluyor? Ne kadar şey zeytin burnuna gitmem gerekiyordu. Sen sana takılı kaldım şu an öyle şey olarak. Doğuş'un zeytin burnuna gitmesi gerekiyormuş arkadaşlar ama videoya takılı ama kalıp. Ama gidemiyorum işte sorun orada. Katranar evet canlıların isimlerini şey değiştirebiliyoruz. İsim verebiliyoruz keşfettiğimiz canlılara. Hatta bir tane denk gelirsek abi isim verelim bir. Görmüş olsun görmeyen tamam. Arkadaşlar da. Abi sadece beslemiyor muyuz onları? İsimler mi veriyoruz? Yo isim verebiliyoruz beslemenin ötesinde. Nitro Paragon yayınında sadece ben vardım mesela demiş. Aynen öyle sabahleyin kimsecikler yoktu. Oyunda Solaris var mı? Varsa oyunu alırım. Ben görmedim. Ya şimdi 18 kentilyon gezegen olunca tabii canım görmediğimiz etmediğimiz o kadar fazla şey var ki birçok sorunun ucu açık kalıyor. Tabii. Mesela şöyle bir şey var. Farklı galaksilerde farklı algoritma ayarları da açık kapalı olabilir. Yani mesela hiçbir lav gezegenine Öklit galaksisinde rastlamıyor da olabiliriz. Öklit galaksisinde işte atıyorum sadece toksik gezegenler vardır. Ama bir başka gezegen şey galakside daha farklılarına denk gelebiliriz. Göstermiyor da bilmiyoruz. Tabii de bilmiyor olabiliriz yani. Katranar şeyden sosyal medyadan şey yapıyoruz yani oralardan takip edebilirsin bizi. Yayınları duyuruyoruz mümkün olduğunca. Bir de arkadaşlar Twitch'in bir ayarı varmış. Biz o ayarı güya yaptık. Yani yayın başladıktan sonra mesela YouTube videolarımızdan herhangi birini izleyen birisi yan tarafta ona bir uyarı çıkacak ve bu ekip Twitch'te canlı yayında şu anda diye bildirim gidecek. Öyle bir şeyin ayarı varmış. Biz o ayarı yaptık ama şu ana kadar hani bunun çalıştığından dem vuran kimseyle karşılaşmadık. Ben yukarıya kadar uçmaya çalışıyorum bu arada. Şimdi bir yorum gelmiş. Optimal yaşam kalitesindeki bir gezegende sürekli maden kasıp onu uzay üstüne götürüp satarak para kasmak mantıklı değil mi? Ya aslında öyle bir gezegende maden bulabilmek lazım işte. Ya bir de şöyle bir şey var hani biz yayında özellikle de sabit durmamaya çalışıyoruz. Zaten bir keşif aynen oyunu. Öyle. Sürekli çok maden haklısın. Kasmak sizleri sıkabilir. Biraz o yüzden biraz da oyunun amacı hani keşif. O yüzden sabit bir gezegende durmak pek mantıklı durmuyor. Mesela yaklaşık 5 dakikadır falan biz burada aynı altın bloğunu eritmekle uğraşıyoruz.
Ömer, hiç galaksi değiştirdiniz mi demiş. Yok, hayır. Ama o işi yapmaya niyetliyiz. Yakında olacak inşallah o da. Zinc değil. Etrafta hiç demir var mı? Nitro demiş ki Solaris filmindeki Tarkovski yok. Orası çok ayrı konu ama oyun güzel, al bence. Sarp abi anladı yazmış. Aynen, dün Solaris'in mevzusunu yaptık. Demek ki oturup izlemiş. Evet, yukarıda bir yerde diyordu, izledim diyordu, doğru. Aynen. Solaris'i önermiştim çünkü dün ben. Eski filmler. Abi sol tarafında bir tane ırk var, baksana diyeceksin. Dur, aşağıya atladım çünkü şeyimiz... Hah, demir. Abi bu yayında galaksi değiştirir misiniz ya? Galaksi değiştirmek için şu anda biz Atlas Stone kasıyorduk değil mi? Aynen, yaklaşık olarak 3 tane mi 2 tane mi Atlas Stone'a daha ihtiyacımız var. Onları toplayabilirsek eğer değiştireceğiz. Peki bir kere mi atlayabiliyorsunuz abi? Galaksiye mi bir kere atlayabiliyoruz bilmiyorum. Galaksi değiştirme mekaniğini daha hiç görmedik. Şu şeyimiz biraz dolsun. Tamam. Örnek verirsek görmediğiniz elementler var. Sizin yayınlarda hiç görmedim demiş. Ya muhakkak arkadaşlar. Tabii canım. Mesela Oregon mu, Omegon mu ne? Öyle bir şey var. Hiç daha denk gelmedik. Bir de hani şey diyoruz. Çeşitlilik az filan diyoruz. Hani belki o şeyden de kaynaklanıyordur dediğimiz gibi. Galaksiden dolayı. Tabii her galakside her şey olmayabilir. Duvarda mı yürüyor? Aynen öyle. Koşuyor. Duvara basılı tutup, ya. Duvara basılı tutup uçuyorsun. Şey yaparsan eğer, hani kafayı duvara gömerek X'e basılı tutarsan. Orası o kadar yüksek miymiş arkadaş? Ne çıktı ya? Adam altını bulunca gözü döndü tabii. Yok işte şey, Sarp Arbon'un başından bir zaten altına aşık biri olduğu için ya, bire yiyor ya. Tabii canım, ben altın ve emeril bulduğum zaman arkadaşlar acımadan gömüyorum yani. İşte hani böyle mesela biz bütün bir gezegene altın toplamak için sindiriyor olsak bu yayın çok sıkıcı olur diye düşünüyorum. Gerçi Minecraft'ta bu tür yayınlarda da izlenme oranları yüksek. O konuda da kesin bir şey söyleyemiyorum ama. Abi bazen birinci de geliyor aslında, ikinci de geliyor Minecraft. Şey demiş Katranlar abi, her galaksinin kendine has ana elementi var. Buranınki plütonyum demiş. İşte Öklid galaksisininki ne bilmiyoruz. Plütonyum olabilir. Şu tatilde sadece saat 8.30 ve 15'i beklemeye başladım. Diğer saatler boş geliyor bana, sizi seviyorum diye. Kim dediyse bunu alnından öpmek istiyorum. Nitro'dan gelmiş yorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür eyvallah. Ederiz Nitro. Böyle duygusal duygusal şeylere, modlara sokuyorsunuz bizi. Onur da Serdar Çen notis mi demiş. Dikkate al o zaman. Notis mi senpai diye bağırıyor çocukcağız. Fark ediyoruz, merak etme. Ben mesajları hani şey burada belirtmesem de hepsine bir göz gezdiriyorum. Arada mutlaka kaçırdıklarım olabiliyordur ama. Bugün Serdar itirafta bulundu zaten. Bende de artık oyunu sevmiyorum dedi. Beni sadece ve sadece yayınlara bağlayan şey gelen yorumlar dedi. Şaka yapmıyorum bu arada, hakikaten dedi bunu. Nasıl bir... Ya bunu ama biz aramızda kalacak demiştik. Ne güzel işte, milletin yorumları olmasa yayınlar hiç çekilmez dedin. Ya açıkçası ama ben hani sen merakla bekliyordun oyunu. Ben sana belirtmiştim daha önce de, yani ben o kadar heyecanlı değilim. Mesela ben şeyi deli gibi bekliyorum şu anda. Call of Duty. Yok hayır, Watch Dogs. Ne? Ya mesela Watch Dogs beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. İlkini de büyük bir beğeniyle oynamıştım. Hayal kırıklığıydı lan o oyun. Bence çok güzeldi. Ben oyunu her şeye rağmen çok beğenmiştim. Oyunda hiç araba kullanmaya çalıştın mı Serdar? Defalarca kovalamacaya girdim ve bence şeyler, o sinematikler falan çok güzeldi kovalamacalardaki. Gelmiş geçmiş en kötü araba mekaniklerinden birine sahip oyun ya. Ya ama zaten oyuna bağlayan şey hani nasıl derler, hack mantığıydı yani. Ve bence çok güzeldi. Ben sadece bir noktaya geliyorsun, Q'ye basıyorsun. Ve şey, Chicago bence güzel hani
resmedilmişti. En azından ya internetten gördüğüm kadarıyla, yani hani gitmişliğim yok ama yapılan yorumlar dahilinde şehir güzeldi. Ya zaten diyorum, açık dünya olduğumu bende 1-0 önde başlıyor oyun. Ben bu arada toplayacağım kadar altını topladım. Bakalım ne kadar toplamışız. 250, 500, 750, 1000, 1171. 1171 ünite altın toplamışız. Abi bu 41 slotu yayın önceden mi yaptık? Vallahi yaptıkça yaptım Doğuş. 41 slota kadar çıktı. Spam yapayım mı? Yayınlarda Serdar abi daha çok görürüz. Ne yapacağım? Beni mi banlayacaksın? Abi seviyorum o şeyi ya. Mimi ben çok seviyorum. Kedili olanlar çok güzel abi. Evet ya. Çekeyim mi elektriğini? Böleyim mi internetini? Ne yapacaksın? Beni evden mi atacaksın? Çok iyi gerçekten ya. Baraz, üçü bir arada artı çekirdek artı HVP-TR eşittir mutluluk demiş. Eyvallah. Çekirdek çitleyerek bizi izliyormuş. Ay canım çekti. Baraz bize de versen azıcık. Tuğkan demiş ki hiçbir gezegende aynı sizler gibi birileriyle karşılaştınız mı? Ya biz şu anda oyundaki karakterimizin neye benzediğini bilmiyoruz zaten Tuğkan. O yüzden hani bilmiyoruz diye cevap vereceğim. Bilmiyoruz. Evet, bir heyecan yaptı Serdar. Bilmiyoruz. Bir an duraksadım niyeyse. Dondur da böyle işin. Oyuncu Semih demiş ki abi siz biraz sohbet edin. 2-3 saat maden kazın ben seyrederim demiş. Ki şu anda gördüğünüz üzere bir başka altın yığını bulduğum için. Ömer demiş ki altınları sat ve sistem değiştir. Aynen öyle yapacağım. Niyetim de o yönde. Onur demiş ki Serdar abi o yüzden sevmiyor demek ki oyunu. Open World değil Open Universe. Ya Serdar'a işte, büyük geliyor birazcık buralar. İçinde kaybolur diye korkuyor arkadaşlar. Ya çok uzay temasını çok sevdiğimi söyleyemem açıkçası ben. Biraz ondan kaynaklanıyor. Ben bir kere mesela GTA'da kaybolmuştum abi. GTA'da nasıl kayboldun Doğuş? Küçüktüm ben ne yapayım? Motor kullanıyordum. O ara rüzgara şeyine sokulmuşum. Oyunda suya giriliyor mu? Giriliyor ama genelde su, bizim denk geldiğimiz suları hep radyasyonlu çıktı. Evet ya, bizim denk geldiğimiz sular çok bir içinde yüzülemez sular oluyor. Ternetle nitro bayağı yani bayağı şey döndü. Trivago virali çevirdiler burada chatte bu arada. Arkadaşlar Trivago'dan para mı alıyorsunuz siz? Evet ben de merak etmeye başladım. Bir de anti-sim yazmış. He, Tuğkan demiş ki yok yani sizin gibi birileriyle dememin nedeni insanın yönettiği birinden bahsediyorum. Tuğkan yani oyunda şu anda multiplayer özelliği yok, o yüzden herhangi biriyle karşılaşamıyorsunuz herhangi bir gerçek oyuncuyla. Ya aynı yere gelmeyi deneyen ve gelmeyi başaranlar oldu ama birbirlerini göremediler. Ama galiba denemişler de ama kontrol yani birbirlerini bulamadılar. Demiş ki Sarp abi altınlarda sütunların üstüne çık. Sütunun altını kas sonra etrafını kas falan demiş ama ya çok büyük zaten ya hiçbir türlü. Ya zaten hepsini toplamayacağım, bir noktadan sonrasını bırakacağım. Garip davranışlar, gözü kayıyor, bakın arkada bir adam var öksürürken help mi diyor. Sarp Kürkçü kaçırıldı mı? Komando Eren selamünaleyküm demiş. Aleykümselam, hoş geldin. Baraz, save the gold mine. Yok arkadaşlar, hiç save meyve etmeyin. Ben bulduğumu gömçüreyim, paraya ihtiyacımız var. Caps lock, abi ne olacak bir Fenerbahçe'nin hali. Futbol muhabbeti açmayın arkadaşlar, girersem çıkamam o işe. Ben hiç giremeyeceğim için. Ya ben girerim ama konu çok dağılır. Konuşuruz teknik direktör değişikliğini falan da şey, uzun mevzular onlar. Trivago insanların psikolojisini bozdu demiş Şezlok. Yani bizim ofisim mi? Evet. Bence evet. Türkiye'nin bütün, yani. Bütün Türkiye'nin canını okudular ya. Nere bütün ofisin videolarında Trivago çıkıyor diye o yüzden söylüyorum.
ülkeye felç etti ne bu kadar geniş bir oyunda yükleme ekranı olmaması yüzyılın başarısı bence. Ya o yükleme ekranlarını şeylere yedirmişler can açıkçası. O sistem hyperspace atlamalarına, sistem geçişlerinde oyunun içine yedirmişler. Bence kullanıcı deneyimi açısından güzel olmuş. Yani orada bir loading yazısını görmemek, oyunun içinden bir parçaymış gibi göstermek. Oyunun içinden bir parçaymışçasına. Aa bazen de gözüm arar onu ya. O yazıyı alıp çok alıp değilsen arıyorum. Yok ben hiç aramıyorum Doğuş ya. Gemim nerede? Ha ben size yapmıyorum hakikaten. GTA'da kaybolmuşsun bir yeri. Sonra ben yeri bildim. İlginç bir yaratıkmış ya. Ben şu gemiyi azıcık yamanayım. Orada bir tane panter gibi bir şey vardı abi yukarıda. Hala aynı gezegendeyiz. Yok aynı gezegendeyiz de. Şimdi dur bakalım daha altının hepsini emmedim ben. Şu an server üzerinde aynı metin 2 tarzı sanırım. C1, C2 dedi channel'dan bahsediyor. O yani farklı instance'lar var arkadaşlar. O farklı instance'lar içerisinde olduğu için görüşülemiyor evet. Bir ara futbol show yapsanız. Vallahi arkadaşlar Serdar anlıyor o konudan ya. Ya şimdi teknoloji kanalında yaparız. Ben Mert'i alırım yaparım. Biz burada çok bir futbol sohbeti yaparız Mert'le. Onda sıkıntı yok. Hatta kusur bu edersiz yanlışlık da hani onu demiyorum. Yok gayet seviyeli yaparız biz yayınımızı her türlü. Evet HVP'de küfüre yer vermeyeceğiz. Taktik tahtalarıyla konuşurum abi. O kadar şeyim var yani. Menajerlik oynamışlığım var. Hani böyle gerçek anlamda 1-2 yıla dayanacak menajerlik o şeyim var. Saat hani şey değil, bir günün 8 saat oynadığın değil, gerçek anlamda bir yılı geçen. Ve Serdar'ın hayatının en verimli günlerini nasıl harcadığını hep birlikte dinlemiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Ya ben oynayınca cidden bırakamıyorum, oyunu siliyorum o yüzden yani. Bir süre sonra artık diyorum oyunu sileyim yoksa şey yapamayacağım, önünü alamayacağım. O zaman oyun değil, Trivago. Abi eğer patlata patlata gezegenin merkezine ulaşabilir miyiz? Zaten şey maden haricindeki şeyleri patlatamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden mümkün değil. Aa, olur mu öyle şey? Ha bir dakika kazabiliyor muyduk gibi? Yerleri kazabiliyorsun. Aa. Ne kadar inebiliyorduk? Pardon ben onu unuttum özür diliyorum. Yanlış bilgi yaymayın. Ah Serdar ah. Ne kadar ya ben diyorum oyunla uzak kalıyorum sohbete bakarken. İşte bu canlı yayınlardan hep eksik kaldığı için diye abi. Yoksa Serdar bunu atlamazdı. Bak inebildiğim kadar ineceğim. İndim. Bu kadar. Bu kadarcık mı? Buradan daha dibe zaten su çıktı farkındaysan. Bu arada şey. Aa gezegenden su çıkarttık. Hadi kuyu aç. An itibariyle kuyu açtık zaten. Ömer şey demiş. Rogue One diye mi okunuyordu? Evet Rogue One. Değil mi? Yanlış okumuyorum. Rogue One Force Awakens'tan daha başarılı olacak bence yazmış. Destekliyorum. Arkadan biri geçti kesin kaçırıldılar. Bu şeyi de emdik. Infinite Empire başı Sarp gezegenleri sömürüyor. Hakikaten. Can suyun içinde pek bir şey yok. Yani daha doğrusu yeni yaşam formları falan var. Biz suyun içinde hep şey deniyordu böyle oradan çok deli mineral çıkacak. İşte orası insanları doyuracak. Su altında hiç bulamadığınız şeyleri bulacaksınız falan deniyordu. Hiçbir bir şey bulamadık. Abi sulara belki daha bir erken atmamışsın. Abi bir canlıya madenci lazeriyle saldırabilir misin? Ya madenci lazeri can yakıyor. Evde denemeyin. Vallahi yakabilir yani. Serdar'da neler varmış be? Var bir şeyler ya. İmkan vermiyorlar falan diyor musun? Bunun bu sefer sadece içine uyuyacağım. Yukarıda patlama oluyor galiba arkadaşlar. En sonunda buraya da patlama. Bu arada bir buçuk saate yaklaşıyoruz. Bize de bir buçuk saatte hani bir şey yapın, bir organizasyon var ya. Şu an düşünüyor musun? Ya da beni takmadı mı acaba? Kim ya bilir? Organizasyondan kastının ne olduğunu kaçırdım. Abi, bir kutlama olacak ya yukarıda. Diye, hani anladım tamam.
O yüzden yayını yavaş yavaş kapamamız gerekiyor aslında. Zaten 1 saat 20 dakika oldu. Parayla ne alacaksınız demiş. Vallahi şu an ilk amacımız bir şey var mı? Ya parayla arkadaşlar exosuit'i geliştirebiliyoruz, yükseltme bakın yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, şu aleti aldık. 41 slot'a çıkardık. Yeni silah alabiliyoruz. Gemi alabiliyoruz. Gemi O yüzden para lazım. O yüzden hazır altın madde. Ben bu arada bu gezegen, bu sistemden çıkmam. Bu gezegende çok fazla altın var. Ben bu gezegeni bayağı hortumlarım abi. Abi peki bir şey soracağım. Hani böyle topluyoruz ya. Doğuş bir şey soruyor bu arada. Evet, Doğuş, topluyoruz böyle. Hani şey bu uzayda gördüğümüz gemiler savaşıyor ya. Onu yakın zamana değil de hani ilerleyen zamanlarda yapma imkanımız var mı? Uzayda savaş mı yapalım istiyorsun? Olur, güzel olur. Hani öyle denedik, bizim burnumuzu çok fena sürttüler. Ağzımızı kırdılar. Ağzımızı i̇şte kırdılar, daha evet. Daha hani böyle gelişmiş bir gemiyle hani. Daha gelişmiş bir gemi alırsak neden olmasın? Silahları iyi, atik işte, bir gemiyle bayağı Star Wars'taki işte, hani gibi. Tabii it dalaşı yapabiliriz. Süper olur. Çok eğlenceli olur. Onlar abi. Keyifli olur işte. İşte senin gibi kullansak abi. O bence uzaydan çıkmayan arkadaşlar belirir yani. Hiç dünya şey gezegenlere falan gitmeyip. Random turu. Benim doğum günümde çarpı 2 yayın yapın o zaman demiş. Çarpı 2 derken süre olarak mı demek istiyorsun? Bence doğum günün şeyini de söyle, tarihini de söylesin de. Abi adamın biri 4 metre boyunda canlı görüp lazerle saldırdı. Ya biz onu biz de yaptık. 4 metre canlı bulduk mu? Ya 4 metre değildi de üstü net vermeyeyim. Bizim 2-3 katımız büyük bir şey, sen saldırmıştın. Demir çıktı içinden hayvanın. Ya onu hatırlamıyorum da sen bayağı etrafta dolaşan garip hayvana saldırmıştın. Ya yanlışlıkla saldırdım ona da. O zamanlar kontrollere daha aşina değilim. Hayvansever yanım asla affedemiyor bunu. Bundan dolayı Serdar bana trip atıyor arkadaşlar yayın dışında. Serdar sen mi söyledin, oradan mı okudun? Yok canım, kendi söyledim. Kendi yorumum bu. Parayla ne alacaksınız dediğimde neden Sarp abi kötü kötü güldü demiş. Araya acımak istemiyorum. Abi kim bilir aklına neler geldi yani. Ben sormak istemiyorum açıkçası. Vallahi arkadaşlar pavyona gideceğim. Onu o bataktan kurtaracağım. Anlıyor musunuz? Onu o bataktan kurtaracağım. Benim yarim olacak o. Aklıma böyle şeyler geliyor. Ne gelecek? Yukarıdan bir evet, sanki işte köpeğin inlemesi gibi yok. Ses çıkıyor. Şunuz abi işte şey, mutfakta bir şey yapıyor galiba şu an. Sarp duvar mı deliyor? Sarp şey abi mi? Evde gece yayını yapsana. İzlenir bence demiş. Ya bir kere denedim arkadaşlar onu. Akşam vaktinde prime time'da hani en çok yayınların izleneceği saatte yayın yaptım. 9 kişi geldi sadece. Random turu okudum mesajını, süre olarak dedim demiş. Yani denk gelirse ne mutlu. Şimdi biz de iş düzenimize göre belirliyoruz yayın saatlerini. Öyle bir durum var. Bugün hatta Ersin abiyle oturduk, şeyi konuştuk. Hani yayınlar devam edecek mi yoksa bitirecek miyiz diye. Hani ben oyunu oynamaya devam ettiğim sürece yayınlara da devam edeceğiz dedik. Ama hani günde bir saate falan düşürmemiz gerekebilir. Öyle bir durum olacak arkadaşlar. Çünkü iş düzenimizi biraz tehdit ediyor. Bir yandan şeyden, ofisten hiçbir şey upload edemez oluyoruz. Hani o tür sıkıntılar var bizim içinde. Bence Sarp abi bizi kekleyip oradan gelip PlayStation'dan da açıp oyun oynuyor. Öyle desek daha iyi olur. Yok, bundan sonra evde oynamaya başlayacağım birazcık. Hey Allah'ım, ne güzel yaratıyorsun şu gezegenleri. Godlar, radyasyonlar dolu diye bir yorum gelmiş. Hakikaten yaşanabilir en ufak bir yanı yok. Eğer Sarp abi kaçırıldıysa kaçıranların başı dertte demektir. Hashtag save kaçıranlar. Save kaçıranlar. Gel, gel. Nereye gidiyorsun salak? Salak. Nitro demiş ki abi sessiz sevgililer eski sevgili olmasın diye bir yorum yapmış. Abi niye öyle oldu? Sessiz sevgililer derken ya beni bırakmasın, ben seviyorum. Seni kurtaracağım falan hani ha. Onu o bataktan kurtaracağım muhabbeti ne dediğine dikkat et anlamında diyor anladığım kadarıyla. Ha. Sıkıntı olmasın sonra diyor. Hoş bir noktaya parmak basmış.
Katran Erdemir demiş ki akşam değil abi 12'den 4'e kadar yayın yap, sabaha kadar sohbet ederiz, kimse gelmese bile ben sana eşlik ederim demiş. Canım benim sağ olsun ya. Peki abi ondan sonra saat 4'ten sonra ben kalkıp bir de işe geleceğim. O kısmı nasıl çözeceğiz? Bak bak Baraz'da demiş ki Katranar Sarp yayın açacak biz gelmeyeceğiz mi? 3 gün üst üste yapsın gene geliriz demiş. Canımsınız arkadaşlar. Yavrumsunuz, süpersiniz. Ay çok bir şey oldum. Duygusal oldum. Bu arada zaten uzaya fırladı gemi. Güvendeyseniz galp işareti yapın. Güvende değilseniz zıplayın. Ben zıplayayım, sen şey yap. Abi gezegen bizi attı mı? Aynen, gezegende bug oldu, yine bizi uzaya fırlattı. Birazcık şunlardan topluyorum. Şimdilik yayınımızı kapatalım bence. Yukarıda arkadaşlar katılmamız gereken bir etkinlik varmış. Katılım mecburi. Patrondan direktif geldi. Yoksa kovuyorlar bir arkadaşlar. Yoksa bizi şutlayacaklar. Hashtag save yayıncılar. Onur Gamescom'da şaka olarak Half-Life 3 afişe asmışlar. Oyun sadece dalga olayına dönüştü vallahi demiş. Arkadaşlar o öyle. Yani ben de Valve'ın yerinde olsam hayatta çıkarmazdım. Çünkü bu saatten sonra hype'ı kesinlikle kaldırabilecek bir oyun değil. O nedenle Half-Life 3 beklemeyin. Katranar şeyin son sürümü bilmiyoruz yani, ilerledikçe yeni sürümler çıkıyor. Yani en son hangisidir? Sürümün o konuda bir şey söyleyemeyiz, o yüzden Nitro demiş ki Sarp abi sen yayın yapma, sen oyun oynarken biz senin eve gelir öyle izleriz demiş. Olur, buyurun gelin, içeceğinizi yiyeceğinizi de alın gelin, cipstir koladır bilmem nedir, takılırız. Tamam, bir dahaki yorum adres ver abi, bize de söyler misiniz ya. Yok, pizza kilo yapıyor, ben herkese hadi sebzeli çorba yaparım. Pizza varsa ben de yedim. Bir yorum gelmiş üzdü diye, gidiyoruz diye mi bilmiyorum. Yani büyük ihtimalle ondan dolayı. Aynen. Yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. Hashtag patronu bayıltın. Matruşka iyi eğlenceler demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Bu arada arkadaşlar hani şeyden yalakalık anlamında söylemiyoruz. Bugün patronum gelip de bana eğer sen oynamaya devam edeceksen yayınlar da her gün devam etsin diye teknoloji kanalında bana oyun oyna diye direktif verdi. Aşırı rahat patronlarımız var. Aşırı rahat çalışma ortamımız var. O nedenle hani hiçbir şey daha fazlasını isteyemeyiz yani. Abi biliyor musun, zorla beni de oynatacaklar da ben oynamıyorum. Komando Eren adres please demiş. Şey Katranar'da Serdar abi haklı çıkarmak için adres ver yazmış. Vallahi Kent Plus Centurium arkadaşlar. Buyurun gelin. Bulduğum altın nerede? Şu mu? Tamam. Hadi yavaş yavaş kapatıyoruz Serdar. Anoni Pika, evet gittiğiniz için yazdım demiş. İlk defa izliyorum ama sevdim demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Her gün 3'teydik arkadaşlar. Yarın ve öbür gün tam saatini bilemiyorum açıkçası. Sen nerelere gittin ya yorumlarda? Abi yarın yok musun? Ben başka bir şey yarın bakıyorum. Yarın yokum ofiste. Tüh ya. Ama iki gün yoksun hatta. İki gün yokum. Hafta başında geleceksin. Ama yine de evden yayın yapmaya çalışacağım. Teşekkür ediyoruz. Diğer dersi ver de yolumuza bakalım diye. Anonu Pika bu arada yorumun için teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi haftaya muhtemelen yine yayınlar devam edecek. Ben yine de bu iki gün az da olsa yayın yapmaya çalışacağım. Evet, evden yayın yapacakmış kendisi. Biz yine sosyal medya hesaplarını takip ederseniz arkadaşlar. Ve abi aynı zamanda niye çıksak çok merak ettim. Yaratığa niye vurayım Doğuş? Anam. Hani nerede yaratık? Yaratığı da göremiyorum. Diyorum çocuğun içinde bir evil var ya. Doğuş, hakikaten senin içinde olan bu şeytani yapıyı anlamıyorum ben. Abi yaratığa vursana. Plutonyum gördün M, altın gömdün al. Baraz şey demiş, cumartesi Star Wars 101 canlı yayın yapacak mıyız yazmış. Öyle bir şey vardı evet.
Önce bir 1-2 bölüm çekeyim de. Şimdi bugün yarın Rogue One'ın fragmanı ve şeyi halletmeye çalışacağım. Rebels'ın 3. sezonu videolarını halletmeye çalışacağım. Onları aradan çıkarırsam bir canlı yayın yapabilirim. Ha, şurada var yaratık Doğuş. Doğuş. O da olur abi. Hazır mısın? Hazır, yolla. Ha, içinden ne çıkacak diye merak ettim. Hani... Al. Karbon çıktı. Karbon. Şu yaratığı da bir tarayalım. Tabii genler önemli. Ona göre bir şey açılıyordum abi. Aslında yani... Arkadaşlar yani şuursuzlar olabiliyor yayında. Siz hani küfürle karşılık vermeyin. Gerek yok bunlara. Eyvallah, hani şey, savunmak istiyorsunuz, anlıyorum, teşekkür ediyoruz. Gerek yok, bulaşmayın. Biz hani gördüğümüz zaman zaten ben biraz mesajları geriden takip ettiğim için sonradan gördüm. Şey yapıyoruz, banlıyoruz. Gerek yok yani. Bu arada şey, bizi tabii sürekli takip eden arkadaşların haricinde, ben bunu biraz bozuk paylaşmışım ama sosyal medya hesaplarını paylaştım. YouTube, Facebook ve Twitter arkadaşlar. Daha ilk defa yayını izleyenler de var anladığım kadarıyla. Onlar bizi sosyal medya hesaplarından takip ederlerse yayın saatlerini falan oradan öğrenebilirler. Bu videoların önceki bölümlerini YouTube'dan izleyebilirler. Twitch yayınlarını YouTube'a da aktarıyoruz. Başka oyun videoları var. Onun haricinde dediğim gibi bir teknoloji dergisiyiz. YouTube'da ürün incelemeleri yapıyoruz. Dergimizi göstersene yakınlarındaysa. Evet, son olarak hemen kapatmadan önce son bir defa dergimizi gösterelim. Böyle aylık bir dergi çıkartıyoruz. Ürün incelemeleri yapıyoruz. Hatta en son gelen Samsung Galaxy Note 7. Merakla beklenen. Aynen, Note 7 ile ilgili ekstra videolar da var kanalda. Sadece kutu açılış videosu değil. Diğer Samsung serisi cihazlarla kıyaslama yaptığımız bir video da var. Diyelim. Hani, hatta açıldı. Evet. Ben gördüm de onu. Video açıldı. Canlı bildirim açık bu arada Semih. YouTube'a gidiyor olması lazım o bildirinin. Barazdan Wolf Team oynayın. Wolf Team'den Counter'e hadi bakalım. Ya Murat, ben onu yanlış paylaşmışım. Abi doğrudan linki aldığın zaman koymuyor mu? Yok yok, o ben yazıları yanlış paylaşmışım benden. Şöyle. Yani demek istediğim şey, şunu komple alıp bunu direkt yapıştırınca kabul etmiyor mu? Şöyle yazı paylaştım mı? Şununla şunu birleştirmiş sanırım, açmıyor falan diye bir yorum gelmiş. Evet, şimdi bize yine tekrar bir bilgi geldi. Yukarıya gitmemiz gerekiyor. Yayını yavaştan kapatmak durumundayız arkadaşlar. Bu arada ben Sarp Kürkçü, Serdar Altan. Ben Sarp Kürkçü olarak kendim de yayınları yapacağım zaman kendi sosyal medya hesaplarımdan paylaşacağım. Facebook'tan, Twitter'dan beni de takip alırsanız eğer arkadaşlar, oradan da haberiniz olabilir. Diyoruz, kendinize iyi bakın diyoruz. Şimdiden biz kaçalım. Yukarıya gidelim. Yarın umarım uygun saatte, yine 3 gibi falan, ben yayın yapmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Yorumları görüyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkürler yorumları. Güle güle yorumları. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere bir dahaki yayında. Hoşça kalın. Hoşça kalın.